Merhabalar efendim, sevgili izleyenlerim. Şimdi gelelim şu John Wick 2 isimli sinema filmine. Tabii, yani 20-30 yıllık bir film eleştirmeni olarak benim mutlaka bu konu hakkında bir şeyler ortaya koymam lazım ki yani film severler, sinema severler bu konuya, bu filme nasıl bakacaklarına daha iyi karar verebilsinler. Kim takar beni la, yandan yemiş eleştirmenim ben. Kardeşim şunu söyleyeyim, en baştan şunu söyleyeyim. Ben Keanu Reeves'in hastasıyım. Onun nasıl bir insan olduğunu, yani halka, topluma karşı, dışarıda, içeride nasıl davrandığını, hayata karşı nasıl tavır aldığını oradan buradan bir şekilde öğrenmiş bir insanım ve yani kendisi gerçekten çok delikanlı bir insan. Yani bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Çektiği filmler genellikle gizem içeriyor. Mesela Dünyanın Son Günü falan diye adam bir film yaptı kardeşim. Acayip yani, uzaylılardan işte görevli elçi geliyor, dünyaya böyle bir küre iniyor falan. Doğa olaylarını tetikleyen, dünyanın bütün yüzeyinin temizlenmesini başlatıyor falan, böyle bir olayı başlatıyor. Yani adam her türlü çok güzel yapımlarda oynamış. Çok doğal bir insanmış kardeşim. Adama normalde New York metrosunda giderken rastlaman mümkünmüş. Adam o kadar milyonlar kazanmasına rağmen kardeşim kendine milyon dolarlık, böyle 10 milyon dolarlık, 15 milyon dolarlık malikane yaptırmayan Hollywood starlarından biriymiş yani. Ben bunları anlatıyorum. Önce anlatayım. Hani önce iyi davranayım, sonra iğneyi batıracağım çünkü hani kızmayın bana diye anlatıyorum. Çünkü bilirsiniz, temiz yüzlü, güzel inançlı, iyi tavırlı, iyi huylu starları eleştirdiğinde bazı insanlar alınır ve sana kızar. Ter bastı bak. Şimdi geliyorum esas konuya. Kardeşim bak, John Wick 2 kısa olarak net, önce varacağım sonucu size söyleyeyim, sonra detayları açacağım. John Wick 2 kardeşim bence boka batmış. John Wick 2 kardeşim bence boka batmış. Bak, bir için öyle demiyorum. Birin hastasıyım. İki diye hatta o yüzden merak ettim de geçen de yine bedavadan, sinemaya gitmeden, DVD bile almadan internetten bedavaya izledim. Kardeşim John Wick 2 olayın bokunu çıkarmış, kabak tadı vermiş. Neden biliyor musunuz? Ya bak, birinci filmde bir gizem vardı. Tamam, adam çok kişiyi yine öldürüyor. Ama birinci filmde bir gizem vardı. Olayın işte başlangıcı, öyküsü, neden bu kadar kinlendiği. Sonra hani baltaları gömdüğü yerden çıkartma sahnesi, evinin betonarme zeminini böyle pat küt pat küt kırıp oradan silahları tekrar intikam almak üzere çıkarması filan. Bunlar olaya çok güzel bir hikaye katıyordu. Olayın yani gizemi vardı. Adamın gücüne şaşırıyordun. Çatır çatır gelenlerin hepsini temizliyordu. Yani arada yaralanıyor filan, olacak o kadar tabii de. Yani gidip en baba mafyaya karşı gelecek güçte bir adam ve delilikte bir adam. Burada bir gizem vardı. Şimdi ikinciyi açtım abicim, izliyorum. Ya abi, adam New York'un yarısıyla savaşmak zorunda kalıyor. New York'un yarısı adamın hakkında fetva verildiğinde mafyalar tarafından adamın peşine düşüyor. New York'un yarısıyla mücadele ediyorsun. Karşısına kim çıkarsa bir kere öldürüyor. Şimdi birincide belki 100 tane adam öldürdü değil mi? Ya bu filmde belki 200-250 tane adam öldürdü kardeşim. Ya olmuyor yani. Bir yerinde bir akıl mantık sınırları olmalı. Ya bir filminde bir yere kadar yani sınırsızlığı, coşkusu, deliliği olmalı. Şimdi orada ha bakmış John Wick'in birincide insanları çatır çatır temizlemesi, takır takır götürmesi prim yaptı. Hadi bakalım, bu daha büyük bütçeyle bu sefer kazandığımız bu bütçeyle daha büyük yatırım yapalım. Bu sefer adam 100 değil de 250 kişi öldürsün demişler resmen abi. O yönetmen var ya, o yönetmene ben bir rastlasam söyleyeceğim bunları da, İngilizcem o kadar iyi değil. Çat pat yani. Özel okullarda okuduk gerçi ama abi, olayın gerçekten boku çıkmış. Ya sen New York'un yarısıyla nasıl mücadele ediyorsun ya? Abi adam en son sokağa çıkıyor, önüne gelen buna bakıyor, fetvayı görüyor, telefondan dinliyor, haydi üstüne gidiyor. Ya adam sokakta en son gene yaşıyor bak, kurtuluyor ama artık böyle gidiyor,
neredeyse arkadan herkes onu kovalayacak lan. Yani hani olay şuysa, ikincide daha büyük beklenti amaçlı daha büyük yatırım yapalım ise olay, o zaman kardeşim hakikaten bütün New York'a sen parayı ver, daha büyük yatırım, bilmem 20-30 milyon dolarlık bir film çek, bütün New York oynasın filmde abicim. O ne lan? Ya bir kere bir de olay yani gizemini, anlamını, o bilinmezliğini yitirmiş, tamamen tekniğe ve güce yönelik hale getirilmiş bu John Wick 2 filminde. Kesinlikle. Ya adam New York'un yarısıyla savaşıyor, filmin ta en sonunda adamın sadece sağ bacağı topallar halde kardeşim. Ulan ben burada 3-4 kişiyle takışsam, dövüşmeye kalksam hastanelik olurum lan. Ya bu kadar da olmaz. Bak şimdi orada John Wick'e ikinci bölümde bir hani uzaydan gelme, bir Terminator gizemi katsan anlarım. Ha o zaman New York'un tümünü bile götürme şansı olabilir de, sen bir insan evladı vücuduyla çıkıyorsun orada kardeşim. Abi nerelere girmiyorsun ki? Nerelere girmiyorsun? Hakikaten ya. Önüne çıkan herkesi öldürüyorsun ya. Ya ben sayamadım. Bir yerden sonra sayamadım ya. Dedim ben bu filmi çekeceğim. Ondan sonra ben ona bu eleştiriyi çekeceğim dedim. Yani yapımcılar, yönetmenler John Wick efsanesinin ağzına sıçmışlar kardeşim. Ya dediğim gibi öldürmenin bir sınırı var yani. Akıl var, mantık var. İnsan bir gizem arıyor, bir şey arıyor. Ne bileyim, otursun bir meditasyon yapsın, iyice özüne dönsün. O kadar adam öldürdü, gene bir araya bir hani tövbe etme durumları sokmuşlar falan. Ha tövbe ederken gene kazığı yiyince bir taraftan, mafya adam bırakmayınca, yok o madalyonmuş bilmem ne, neymiş o? Damga mı mamga mı bir şey var böyle ya işte. Ha, o madalyon meselesi yüzünden adam ben artık emekli oldum deyince ortalık karışıyor. Haydi fetva veriliyor falan. Yine aynı otel ona yardımcı oluyor. Daha sonra bu onun operasyonlarına destek olacak insanlar da bıraktırılıyor, işten çektiriliyor böyle. Adam böyle hakikaten lan ya. Böyle kalıyor adam ortada böyle, hala öldürüyor. Gerçekten John Wick ikinci seansta maalesef yönetmenlerin ve yapımcıların bence kurbanı olmuş. Kesinlikle üstünden bu filmin o gizem kalkmış. Yani ne olacak ki bugün Terminator'ı çekersin kardeşim. Ha Terminator en son kaç çekildi onu da bilmiyorum. Terminator 5 dersin, dünyanın yarısını öldürürsün. Daha mı güzel film oldu? Yani bu şuna da benziyor ya bakın. Hani önce bir sanatçı çıkar, ilk albümü böyle bir lur gibi net bir ses, aşırı çok fazla çalgı olmadan dengeli ama net gelen böyle modern çalgılarla çok sade bir albüm yaparsın, çok sevilirsin. İkinci, üçüncü albümde para kazandığın için bir de prodüktörün sana daha çok yüklenir. Madem bu kadar paramız var, daha namının yürüyecek bir albüm yapalım kardeşim. Gitarı da sokalım, kemanı da sokalım, davulu da sokalım, obuayı da sokalım, konturbası da sokalım tavrı bu. Aynen. Ya para çok, malzemeyi sen arka planı iyice büyütüyorsun. Ortaya bu sefer kalabalık bir müzik çıkıyor. Ondan sonra kulakları rahatsız ediyor. İşin yani boku çıkmış oluyor. Al işte John Wick 2'de de bu yapımcılar ve yönetmenler aynen kardeşim o John Wick efsanesinin bokunu bu şekilde çıkarmışlar. Daha çok adam öldürdün diye daha mı güzel etki bırakacaksın ya? Ha New York, yarın İngiltere'nin de bütün nüfusuyla savaşa mı girecek şimdi yani John Wick 3'te? Çünkü henüz ölmüyor. Adamı bütün New York arkasından kovalar halde böyle koşuyor adam. Hala böyle tekneye tekneye koşuyor. Hala bir umudu var. Önüme çıkan herkesi tek tek gözümü kırpmadan öldürürüm diyor. Adam o kadar savaşın sonunda, o kadar kavganın, ateşin, vurulmanın sonunda bir tek sağ bacağı topallar halde filmi bitiriyor. Yani bu demektir ki ne kadar kabak tadı verse de John Wick 3'te yakında karşımıza çıkacak. Artık herhalde New York, Mexico City, bir de hatta Stuttgart'taki bütün insanlarla savaşacak bu durumda. Yani çünkü bunlar parayı kazandıkça kardeşim olayı teçhizata yükleniyorlar. Onun için bu işler böyle gitmez. John Wick kabak tadı vermiş kardeşim. Kusura bakmayın yani. Keanu Reeves'in hastasıyım. Çok iyi adam. Ama diyorum aynı işte bizim bu sonradan karma karışık böyle blok etki yapan müziklere giren
meşhurlar gibi aynen. O sadelik, o duruluk ortadan kalktı mı yavaş yavaş kabak tadı veriyor. Örneğin, şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Tarkan'ın ilk albümü vardı ya. Ne kadar böyle güzel, saf, hafif böyle batı müziği altyapısındaydı. Duru bir sesle söylüyordu. Ondan sonraki birçok albümünde, tabi baktı para geliyor, bastı parayı. Namımız yürüsün dedi o da. Artık kemanlar, darbukalar, bir sürü violenseller, kontrbaslar, her şey çalmaya başlayınca kardeşim müzik çok kalabalık oldu. Al işte burada da New York'un yarısını öldürdü, yarısı da onu kovalar hale geldi. John Wick. Ya olmaz bu iş. Hadi tekrar görüşmek üzere. Hafta sonunuz güzel geçsin kardeşim. Öpüyorum.